Elhasıl bir daha. Elhasıl nefs-i emmare tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Cinayeti elinin yetiştiği yer değil, gözünün gittiği yer değil, dilinin varabildiği, hayalinin gidebildiği. Yani insan durduğu yerde nihayetsiz tahribat yapabiliyor. Ta Amerika'daki adamı gıybet ediyor. Ta Arabistan'daki bilmem kime ne yapıyor. Suizan ediyor, gıybet ediyor, iftira ediyor. Yani nihayetsiz şer işleyebiliyor. Durduğu yerde dört duvarın arasındaki şer değil bu. Nihayetsiz şer işleyebiliyor. Ve küfürle alemin her tarafındaki esma-i ilahiyeye aynadarlık yapan bütün mahlukatın hukukuna tecavüz ediyor. Nefs-i emmare nihayetsiz şer işleyebiliyor. Ama istisnası var. Ne var? Enaniyeti terk etse. Hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiyeden isterse. Şer ve tahrip ve nefse itimattan vazgeçse. Sonra istiğfar ederek istiğfar edip tam abd olsa. O zaman yüvedillahu seyyiatim hasene sırrı masar olur. Yaptığı bütün hatalar, günahlar, kusurlar hepsi iyilikte yapılmış gibi yazılır. Af ayrı, mağfiret ayrı. Mağfirette yaptığın günahın hayırda yapılmış gibi sevap alması. Af onun affeder, tamam. Ama mağfiret o günahta geçen zamanını iyilikte geçmiş, hayırda geçmiş gibi yazdırır. يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيَّعَةٍ مَسَنَاتِ mazhar olur. Nihayetsiz şer işleyebiliyor ve bu kabiliyet var insanda. Eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu Allah'tan istese, nefse itimattan vazgeçse, istiğfar edip tam abdolsa, o zaman ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap ediyor. İşte bu ashab-ı kiram efendilerimizin diğer insanlardan üstünlüğünün temeli, onlarda şerre kabiliyet kalmıyor. Onlarda şerre kabiliyet yok. Resulullah Efendimiz'in sohbet-i manevisinin, sohbet-i şerifinin mübarek tesiri sebebiyle onlarda şerre kabiliyet kalmıyor. Şimdi bunu bilmeyen adam, bunu 1500 sene ta buradan sahabe niye böyle etmiş, öbürü niye böyle etmiş demesi ne kadar yanlış, ne kadar abes, ne kadar hata. Nerede? Şerre kabiliyet yok. Şerre kabiliyet kalkıyor. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nazırdır. Efendim, bir önceki nükte de yübedrullah seyyâdı hasenâ sırrına mazhar olup nihayetsiz şer, nihayetsiz hayra dönüyor ya. Sahabe efendilerimizle sohbetini ve nebiyle bu sırrı kazanıyor ya efendim. Bu zaman insanı da sohbette mi kazanıyor bu sırrı? Yani tamam o dört maddeyi yapıyor ama yahu sohbet olmayanın dini yoktur demişler kardeşim. Eddinü nasiha, eddinü nasiha, eddinü nasiha. Bu meselede ittifak vardır. İmam Rabbani Hazretleri sohbetin terkine asla cevaz vermemiştir. Sohbet dindir. Sohbet olmayanın dini olmaz yani. Neye göre amel edecek? Neye göre amel edecek? Sohbet boyadır, istikamettir. Sohbet işin aslıdır. Ashab-ı kiramı ashab yapan sohbet şerefidir. Tek şey
sohbettir yani. Resulullah Efendimiz'e ittiba eden sahabenin, sahabe özelliği sohbetten geliyor. İşte tabiinin büyükleri sohbette bulunmadıkları için sahabe olamamışlardır. Üveys el-Karani tabiinin büyükleridir. Büyüklerindendir. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir ayağına gitmiş, Hazreti Resulullah'ın sohbet şeyini, cübbesini giydirmiştir. Öyle yüksek bir insan. Sahabe değil. Sahabenin en geridekinin mertebesine yetişemez. Sadece sohbet hakkıdır o. Sadece. Allah Resulü'nü kabul edip, tasdik edip 5 dakika huzurunda sohbete müşerref oldu mu ona sahabe deniliyor. Onlarda şerre kabiliyet kalmıyor. Onlarda şerre sizin dediğiniz gibi değil. Hasenatı, şerri hasenata kalbolma falan değil. Bunlarda şerre kabiliyet yok. Şerre kabiliyet olmuyor onlarda. Yani yübeddillahu seyyatim hasenat, o bize göre. Sonraki ümmete göre o. Sahabede şerre kabiliyet yok zaten. Bilerek şer yapma sahabeye. Kabiliyet yok. Evet.